Evet, herkese merhabalar efendim. Başka bir ilk izlenime daha hoş geldiniz ve bu seferki For Honor Marching Fire ek paketi için. Valla For Honor ilk çıktığı dönem sadece single player modunu bitirmiştim. Zaten çok kısa bir single player modu vardı. Onu bitirmiştim. Ondan sonra birkaç tane de yani multiplayer'da maç atmıştım. Elime vermişlerdi. Hiçbir şey becerememiştim. O zamandan beri de bir daha da elimi sürmedim. Bunca zamandan sonra şimdi insanlar 2 yıldır mı? Yok. Neredeyse 2 yıldır diyelim. 2 yıla yakın oldu çünkü. 2017 başlarına çıkmıştı bu oyun. Şubat mı olacak mı? 2017 değil mi? 2017 tabii. 2017 başlarına çıkmıştı. Şubat gibi falan çıkmıştı. Ya yani insanlar neredeyse 2 yıldır bu oyunu oynuyorlar. Şimdi yeni gelen ek paketiyle birlikte daha da daldılar tabii. Ben o kadar zamandır oynamadım. Oyunu tam unutmuş durumdayım. O bu şeyden sonra tekrardan geri bulaşınca muhtemelen yine elime verecekler. Bir single player modu varsa ki olduğunu zannetmiyorum Marching Fire'ın içinde. Eğer varsa bir göz atarım. Ama çok büyük ihtimalle ağzıma sıçacaklar. Derken updating downloading ilginç. Yani bütün bunu yapmış olmam gerekiyordu benim şimdiye kadar ama umarım çok fazla da beklemek zorunda kalmayız. Hadi bakalım, bekliyoruz. Ya çok beklemedim ama yani şey birazcık gıcığıma gitmedi değil. Hani oyuna girmeden önce Uplay üzerinden basıp her şeyi güncelle dedim sonuçta ben buna. Niye tekrardan oyuna girince ekstradan bir şey yapıyor, inatla o güncelleme ne oluyor lan, bir sürü şey veriyor. 3 Days of Champion Status, One Scavenger Crate. İyiymiş, bir sürü şey veriyorsun bana, tamam. Tamam, okey. Okey, tamam. Evet, tamam. Anladım. Ne veriyorsun daha? Ha, New Patch Insta kaç tane şey verdin? Tamam, okey. This pack contains Wooly Infection Heroes. 4 tane hero ve arcade PvE. Arcade, bir dakika. Story modda herhangi bir şey yok, değil mi? Invite a friend, to play co-op mu? Story modunda co-op mu eklenmiş? İlginç. Bak bunu bilmiyordum işte. Bundan haberim yoktu. Peki arcade'de neler var? Önce bir bakalım yeni modlara. Tamam, bir common quest yapalım. Başlayalım o zaman. You have joined the session. Marching through the Flameland, they discover a band of warriors who mastered the flame. They want to purge the world with fire. Dünyayı aleve bulamak istiyorlar. Tamam. Ben en son oynadığımda şu şeylerle oynadığımda Enis, Mete ve Eray ile oynadığımda Kense'yi kullanarak sanki bayağı bir başarılı olmuştum diye hatırlıyorum ama. Değil mi? Kense'ydi benim oynadığım karakter. Evet, Kense'ydi ama madem Marching Fire oynuyoruz yeni şeyleri oynayalım abi. Yeni karakterleri oynayalım madem. Tiandi neymiş? Bakalım tiplerine, bir tanesini seçelim aralarından hoşumuza giden. Shaolin, Easy Hybrid, Highly Mobile, Key Stance. Acaba yok, sopa kullanıcısıymış. Ben acaba şey mi diye düşündüm de. Sen hoşmuşsun abi aslında. Hadi o zaman senle başlayalım bakalım. Şu yaşlı amcamıza başlayalım. Scourge 4, yanan dünya. Fire brings in the center project as kill, but you have to take it. Tamam, bir savaşçı işte şeylerle yanan uzaktan fırlatılan saldırılarla mı diyelim saldıracak. Neyse göreceğiz sonra içerisinde. Deneme yanılmayla öğreniyoruz bakalım. Evet, karşı tarafta Marching Fire Expansion'da gelen bir karakter. Modifier Details. Herhangi bir modifier detail yok. Evet, şimdi oyunu hatırlamaya çalışmam gerekiyor benim sadece. Defeat deneme. Quest'imiz basit. Böyle mi oynanıyordu bu oyun? Böyle oynanıyordu, evet. Sadece komboları birazcık hatırlamak gerekiyor elbette. Ops. Böyle bir özel hareket modu falan yok muydu bunun? Gel bakayım. Hop hop. Şöyle sağdan yukarıdan. Ah be. Ben bu oyunun en son artık şeyini falan kapatmıştım story modunda, onu hatırlıyorum. Şeyleri falan tamamen kapatmıştım yani. Revenge. Ben şimdi Allah ne verecek dalabiliyorum şimdi. Peki. Bunu PvE'de yapmanın çok bir mantığı yok ama arcade'de. Şu an onu fark ettim ya. Bilgisayara karşı oynamak bayağı saçma oluyor sanki. Neyse, başladığımız işi bitirelim de ondan sonra online'ine girelim bari bu karakterlerle. Yani herhalde bir şey maç şeyi vardır. Hani bir matchmaking'i vardır. Bizi 2 senelik oyuncularla değil de hani benim gibi şu anda oynamaya başlayan daha böyle ezik oyuncularla birleştirdiği bir matchmaking modu vardır herhalde yani. Durup dururken şimdi sadece bütün bir video boyunca arcade'de çok da akıllı olmayan yapay zekaya karşı savaşmanın bir mantığı yok diye düşünüyorum. Ben niye yanıyorum lan? Başka tuşlar daha vardı bunda ya. Kare miydi? Evet şu. Ups, bir dakika, geriye kaçma neydi? X tamam, geriye kaçma. Bir saniye durun lan, her taraftan dalmayın. Oğlum ben niye sürekli yanıyorum lan? Oha, bir saniye hocam dur, ben yanıyorum, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Etraftakiler müdahale etmese bir teke tek savaşabilsek. Ups 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 ups. Hayır. Geri zekalı yapay zeka derip hemen sonrasında ölmek. Hatırlamıyorum ama mekanikleri hatırlamıyorum, üzgünüm yani, mekanikleri unutmuşum oyunun.
Nasıl oynandığını hatırlamıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum sadece. Gel. Mesela o şey saldırısını yaptığı zaman nasıl kaçıyorduk onu falan hatırlayamıyorum şu anda. Ya şunu yaptığı zaman işte. Böyle mi kaçıyoruz? Yuvarlak ne yapıyor? Abi niye finisher yapamıyorum ben ya? Böyle çat diye bir yana saçma sapan bir şekilde ölüyoruz böyle. Yani karşı taraf ölüyor daha doğrusu böyle diye ölüyorlar. Çok sıkıcı yani. Birazcık güzel bir animasyonla bitsin istiyorum. Böyle kodumu oturtayım istiyorum ama tabii karakteri de bilmek gerekiyor onun için. Karakteri bilmediğin zaman bir anlamı olmuyor bunun. Arkanda, arkanda, arkanda. Tam zamanda yapmak gerekiyor tabi peri değil mi? Olay o. Mantığı sonuçta. Hadi. Come on. Ne yapıyorsun oğlum? Ha bir dakika benim de var. Böyle bir şey yapabiliyorum. Ha şu. Yapabiliyormuşum. O kadar da zor değilmiş yani. R2 R2 yapınca benim de kalkan kırıcı hareketim varmış. O kadar da zor değilmiş. Bunda tekme falan da vardı ya. Yes. İyi. Better than nothing yani. En azından yaptım bu sefer. Use the warrior's fire. Savaşçının ateşini söndürdün. Peki. Teşekkür ediyorum. Çıkabilir misin? Tamam next. 30 tane şey çıkardın. Tamam next. Game menu. Heroes perk definitions. Bu moddan çıkarma. Quit the world map please. Evet. Dünya haritasına dönelim. Tamam. Sevgili oyun. Hocam. Arkadaşım. Lan nasıl çıkıyorum ben buradan? Beni nasıl çıkacağımı bulamıyorum şu anda. Bütün tuşlara bastım. Ana menüye nasıl dönüyorum evladım? Ana menüye dönmek istiyorum. Ana menü nerede lan? Kardeşim. Nasıl o şeye geri dönüyorum? Burada ne yapmam gerekiyor abi? Şu an olay ne? Nereden tekrar maça giriyorum? Ne yapıyorum? Ne oluyor şu anda? Neredeyim ben? Çıldıracağım. Allah'ım çıldıracağım. Bulamıyorum. Nereden başka en azından arcade'de devam edeyim diyorum. Onu da bulamıyorum. Onu nereden oynayacağım lan? Anlamıyorum abi. Nasıl anlayamam? Nasıl bir şey bulamam? Select. Abi nereden maça gireceğimi bulamıyorum. Nereden bir şey yapacağımı bulamıyorum. Ne oluyor ya? Bulamıyorum yemin ediyorum. 10 dakikadır bu ekrandayım. Ne yapıyorum ben şu anda? Bulamıyorum abi. Bulamıyorum yani. Oyuna reset atacağım anasını satayım. Bulamıyorum. Ciddi ciddi bulamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Çok merak ediyorum. Glitch falan mı oldu yani? Ne yapsam olmuyor hiçbir şey. What the fuck lan? Şimdi. Ana menüye oyunu restart atarak geri dönebildim. Ne yaptıysam başka moda geçmek için. Çok merak ediyorum. Şu anda arcade moda geri girdiğim zaman nasıl çıkıyorum acaba? Arcade moddayız. Tamam. Çıkıyor böyle normal bir şekilde. Peki abi biraz önce neden çıkamadım her ne bok yediyse? Ha çok merak ettim ya biraz önce ne olduğunu. Sırf bu merakımdan dolayı tekrardan gireceğim. Bir tane daha şey yapacağım. Görev yapacağım ondan sonra gireceğim. Şimdi mesela ben bir you have joined the session. Mesela düşük şeyle gear'la girdik diyelim ki. Bir sonraki moda. Biraz daha güçlü şeyler çıkacak karşımıza. Mesela ben şu karakteri biraz önce bayağı bir şeyler taktıydım üzerine ama. Bakalım ne oldu. Lower than recommended deal less damage. Yani. Hadi bakalım bir deneyelim ne olacak. 15 ile giriyoruz şu an. 30 olması gereken yere. Recommended'de 30 olması gereken yere. Ben 15 ile giriyorum. Ya muhtemelen ağzıma sıçılacak ama. Sadece hani çıktığım zaman ne olacak onu merak ediyorum şu anda. Hadi hayırlısı. Kendisi iyidir ya.
İki kişiyle mi savaşıyorum aynı anda? Ha o zaman sıçtık. Teke tek olsaydı belki bir şekilde üstesinden gelebilirdim ama aynı anda iki kişiyle savaşamam bu oyunda. Hiçbir zaman beceremedim, onu becerebileceğimi de zannetmiyorum. Hadi bakalım. Birimiz de öyle yaparken diğeri istemez, hayır. Tamam, ister mi acaba diyecektim ama istemiyormuş, hayır. Uhuhu. Yeah, ağzıma sıçacaksınız, evet. Tamam, okey. Ah, birini aldım en azından. En azından birini aldım. Bir saniye dur. Birini aldım bir saniye dur ya. Biri at bırak, 2 saniye hamle yapma şansı ver. Birinizi aldım işte. Ondan sonra karakterim hareket etmedi resmen. Bir dur. Bir dur 2 saniye ya. Bir dur ya. Allah Allah. Bir bana hareket etme şansı ver ya. İnsanı sırretme ya. Ay ananınki. Kalk ayağa kalk. Hocam ayıp oluyor. Hocam ayıp oluyor. Dur bir kaç bir karakter, sen de bir arkana kaç artık ha. Lan vur indir onu. Vur indir onu. Lan vur bir daha. Vur şunu artık hadi. Sevgili karakterim, hiç kendine gelebilecek mi acaba? Çok merak ediyorum hani. Ha, öyle bir özelliğin var mı senin? Hani kendi arada bir şey yapabiliyor musun? Ha, çok merak ediyorum yani. Hani arada bir düzelebiliyor musun? Hani normal bir şekilde de görebiliyor musun dünyayı? Sürekli olarak diye mi göreceksin yoksa sadece? O değil. Ha? Abi bu revenge modu nasıl doluyor ya? Kaç. Çok geç kaldın. Kaç. Ah be evladım ya. Sen kaçana kadar zaten yarım saat geçiyor yani. Kaçma tuşu lan ne lan bu oyunda? Abi ben oynamayayım istiyorsanız yani. Amaç ne? Abi ben hiç oynamayayım istiyorsanız yani. Hani bana hareket etme fırsatı vermeyeceksiniz eğer, ben niye oynuyorum ki? Elimde yeterli ekipman olsa bile bu saldırılar bloklanabiliyor mu gerçekten? Her biri bloklanabiliyor mu gerçekten? Baksana abi. Baksana yani. Hani elimden geldiğince yavaş oynuyorum. Sadece blok üzerine oynuyorum. Gene indiriyorlar lan. Abi ne yapmamı istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Lan blokladım. Blokladım. Abicim biraz da ben vurayım. Oğlum şu revenge modu niye hiç açılmıyor? Biraz önce ilk iki sefer dersi bindirerek revenge modu açıldı, şimdi niye açılmıyor? Bir revenge modu gelse de birini bari öldürsem, teke tek kalsam öbürüyle belki bir şeyler başarabilirim o zaman. Öl artık. Biriniz bari ölün artık. Hadi vur lan, vur artık. Lan niye her şeyimize karşılık veriyorsunuz? Niye bütün saldırılarımı belirliyorsunuz? Ne oluyor? Hadi vur. Vur koçum. Heh. Hadi vur. Vur artık, ne olur vur artık. Hadi artık vur, ne olur vur. Abi vur artık ya. Vur Allah'ın belası, vur artık. Tamam da hocam, revenge modundayken bari bıraksan hani. Lan dur daha, ben finisher yapıyorum orada. Finisher'dayken bana vurabiliyor musun? Bu dünyanın adaleti bu mu? Finisher sırasındayken bana nasıl vurabiliyorsun? Finisher çekiyorum ben orada. Sevgili karakterim, hadi be oğlum, hadi artık kaç şunların arasından ya. Abi bir kere bir demiş, bir demiş yiyorsun, ondan sonra yarım saat kendine gelemiyorsun ya. Şu Allah'ım. Ah. Hangi biri? Tamam da hangi biri? Onu bana bir söyle. Hangi birinize benim orada şey vermem gerekiyor? Hangi birinize karşılık vermem gerekiyor abi? Her bir saldırımı periliyorsunuz. Her birini ama. Hani ağır kaçınılmaz saldırı yapıyorum, gene periliyorsunuz. Bak. Hocam orada kaçabileceğin alan var. Orada arkada kaçabileceğin alan var. Ama inatla takılmayı tercih ediyorsun.
Hadi abim, hadi, hadi be oğlum ya. Bir tane şey denk getireceksin sadece ya. Bir tane saldırı denk getirsen keseceksin ya. Bir tane saldırı ama o gelmedi mi gelmiyor işte. Hadi oğlum, bir saldırı, bir saldırı sadece ya. Bir saldırı sadece. Abi, bak ama haksızlık yapıyorsun. Ben orada bitirmişim herifi. Execution hareketi çekeceğim. O sırada ne yapmam gerekiyor saldırı yememek için o zaman? Ne güzel anasını satayım ya. Ne güzel abi, ne güzel ya. Abi çok güzel ya. Bayılıyorum yani. Öldü mü ölmedi mi ne oluyor anlamıyorum ki. Dur bir, o değil o değil. Bir saniye bir dur bir. Bir şeye bir kendine gel. Bir saniye bir dur. Hayır. Kalkan kırıcı yaptı. Direkt kalkan kırıcı yaptı. O kadar uğraştım. Birini bari indirmiştim. Direkt kalkan kırıcı yaptı. Bir de köşeye sıkıştırınca yaptı onu. Ben nasıl yapıyorum abi? Benim movesetimde vardı o hareket. Niye olmuyor? Finish any chain ve top heavy for an unblockable attack. Sadece yukarıdan mı? Tamam, sadece yukarıdan saldıracağım. Okey, tamam, sadece yukarıdan saldırıyorum abi. Hadi. Hadi abi, birini bari indireyim ya. Arkalı önlü dalıyorsunuz ya. Abi, bütün hareketleriniz kalkan kırıcı anasını satayım. Ve bütün hareketlerim hep benim bloklanıyor. Hep ben bloklanıyorum. Hep ben bloklanıyorum Allah'ım. Sürekli bloklanıyorum. Çıldıracağım. Hocam bir şey soracağım. Senin niye bir saldırıdan kaçman 15 saniye sürüyor ya? Bir zıplama yapman. Hani normalde hani bu saldırıdan kaçmanın amacı hani tuşa bastığın anda kaçabilmektir ya, dodge hareketinin amacı. Basarsın saldırıdan kaçarsın. Sen saldırıyı yedikten sonra zıplama hareketi yapmanın manası ne? Saldırıyı yedikten sonra niye yapıyorsun bu dodge'u? Bu ne amına koyayım? Bu ne lan? Şuna bak. 15 saniyede dodge hareketi yapıyor karakter. Çıldıracağım. Öldün zaten. Daha neyin mücadelesini veriyorsun? Karakter bir doja basıyor. Arkadaşlar bir teker teker gelseniz ya. Gene azıcık canla kaldık abi ya. Gene azıcık canla kaldık yani. Ne yaparsak yapalım hep azıcık canla kalıyoruz yani, öyle mi? Ah! Ah yes! Ah! Ah! Ah yes! Ah yes! Ah yes! Ah! Oh! Ah! Oh! Yes. Oh. Ah. 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 Yes. Onu. Ah, ağzıma sıçtı bu oyun. Ağzıma sıçtı bu oyun. Neyse efendim. Neyse evet. Oyun benim ağzıma sıçmış olabilir ama. Evet, bu video ayın kaçına yayınlanacak bilmiyorum. Ekim'in sonuna doğru yayınlanacak diye düşünüyorum. Bilmeyenler için tekrar şu duyuru yapalım. Ekim ayı boyunca Cube TV adlı bir yayın sitesinde ben şey yapmaya devam ediyorum. Yayın yapıyorum sürekli olarak neredeyse her gün. Linkini açıklamaya bırakırım. Oradan gelip yayınları izleyebilirsiniz. Her akşam aşağı yukarı 8 ile 12 arasında, bazen 10 ile 12 arasında falan filan oluyor. Şimdilik bu kadar bu videodan. İlk izlenim falan olmadı. Bu bildiğim bir rage videosu oldu. İlk izlenim yazmayacağım ya. Videonun ilk izlenim diye konuşuyordur ama şey demeyeceğim. Yani. Video sadece işte, öyle bir video. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.